Şehirler, ilçeler, iller bölünmüş durumda. Batman'da, Batman diyecektim şimdi. Batman'da Dem Parti'nin kalelerinden, yani her yer bir kale. Siz oradan aday oldunuz. Siyasi kutuplaşma o kadar böyle acımasız durumda ki çektirdiğiniz bir maçta fotoğraf Dem Partisi'nin adayıyla çektirdiğiniz fotoğraftan dolayı linç ediliyorsunuz. Bir anlatır mısınız bunu? Aslında Serkan Bey değil de DEM Parti adayı linç ediliyor daha çok galiba. Bir Geçen ben anlatabilir misin? Beşiktaş'ta Yok, DEM DEM Parti Parti lokalini de ziyaret etmiştim. Evet. İsterseniz oradan giriş Evet. yapalım. Tabii Beşiktaş dediğimiz ilçe çok küçük, butik bir Evet. ilçemiz. Evet. Sadece bir caddesi var. Bütün esnafta, bütün kahvelerde, bütün partiler de aynı yerde. Bu fotoğraf karesinden sonra DEM Parti il teşkilatının bir açıklaması olmuştu. Adayını aslında hedefe koyan bir Evet. açıklamaydı. Ben de seçime başlarken bütün adaylara başarılar dilemiştim. Hayırlı bir seçim olmasını dilemiştim. Hem AK Parti adayına hem DEM Parti eş başkan adaylarına. Lokaller yan yana, dip dibe. AK Parti'ye de gittik, başarı diledik. Geldik, Yeniden Refah Partisi'nin lokali vardı, onlara da başarı diledik. DEM Parti en sonda, onlara da başarı diledik. Bu defa haber göndermişler. Ya Serkan Bey böyle lokalleri dolaşıyor, bizde sıkıntıya sebep oluyor. Yani gelmese iyi olur. Vallahi dedim benim de niyetim yok. Öyle yaparsak DEM Parti'de soruşturma geçirmeyecek kimse kalmayacak. Seçim ağzı bir partiyi teşkilatsız bırakmak da doğru olmaz diye. Espriyle geçiştirdim. Ama bunu hakikaten bütün samimiyetimle söylüyorum. Şimdi İstanbul seçimlerini konuşuyorsunuz. Yani doğru, her parti veya her ittifak kazanmak ister. Bu işin doğalında var. Ama bunu helalinden, meşru yoldan ya da samimiyetle bir centilmenlik havasında yapabilmek varken bunu niçin böyle kutuplaştırıp, düşmanlaştırıp, ötekileştirip böyle bir gerginlik havasında geçirmeye çalışıyoruz? Açıkçası seçim başlamadan önce ben henüz aday bile değilken, parti genel merkezi beni aday olarak ilan etmemişken, genel merkezimizde şunu konuştuk. Dedik ki bu seçimi biz güle oynaya geçirelim. Yani herkes kutuplaşıyor, herkeste bir gerginlik havası var, kılıç kalkan kuşanıyor. Sanki savaşa gidiyormuşuz gibi. Genel başkanımız da biliyorsunuz seçime gidiyoruz, savaşa gitmiyoruz demişti. Ama bunu fiiliyatta da biz gösterelim istedik. Yani kendimizi anlatalım, centilmence bir rekabet olsun. Neticede halkımız kime oy verecekse başımız gözümüz üstünde yeri var. Kim seçilirse bizim başkanımız o olacak. Bunu böyle insanları gererek yapmanın bir anlamı yok. Ezberleri bozalım istedik. Evet. Bunu da büyük ölçüde başardığımı düşünüyorum. Halkta çok ciddi bir bu anlamda olumlu tepkiler var. DEM Parti tabanında da, AK Parti tabanında da, bütün Şimdi parti seçmenlerinde de evet. ciddi bir olumlama havası var. Ama teşkilatlar nedense bunu böyle bir nasıl diye bir gerginlik havasına sokmaya çalışıyor. Oradan nasıl bir zarar ettiklerini düşünüyorlar doğrusu anlamıyorum. Bilmeyenler için bu maç galiba Batman Petrolspor maçı. Oradaki tribünde karşılaşıyorsunuz DEM Partisi'nin eş başkan adaylığından Mehdi Öztuzun'la. Bir anlatabilir misiniz yani o nasıl bir karşılaşmaydı? Niye tepki çekti? Onu anlamak için biraz hani sizin çünkü o nasıl karşılaştığınız bile önemli şu an tartışılıyor yani. Beraber mi gittiler, karşılaştılar mı? Şöyle aslında karşılaşma oldu. Bir hafta öncesinden biz taraftar gruplarını ziyaret etmiştir. Bizde Batman Petrospor'un iki taraftar grubu var. Biri Vikingler, biri Yarasalar. Biz Yarasaları ziyaret ettik, onlara muhabbet ettik. Vikingler de bize niye gelmiyorsunuz dediler, geleceğiz dedik, gittik. Her ikisi de ya bir önceki hafta bütün adaylar vardı, siz yoktunuz demişlerdi. Vallahi dedim biz aslında yola çıkmıştık da halamın vefatı sebebiyle geri döndük. İşte cenaze işlemleri, taziye işlemleri vardı, o yüzden katılamadık. Önümüzdeki hafta kesin geleceğiz dedik. Mutlaka bekliyoruz, sözünüzü tutun demişlerdi. Biz gittik, şimdi önce öndeki araç milletvekili sıfatı olduğu için benim hemen gitse gitse protokole gider diye düşündük. Protokol kapısında bizi indirdi. AK Parti adayı Adil Sebati Ceylan da ayakta bekliyordu. Herhalde birilerini bekliyorlardı. Kurum müdürleri falan. Onlarla tokalaştık, yukarı çıktık. Vali yardımcıları vardı, kaymakamlar vardı, maçı izlemeye gelenler. Protokoldeki yerde bir 5 dakika oturdum ama vallahi dedim kusura bakmayın ben buraya sizin için gelmedim. Taraftar gruplarına gideceğiz. Müsaadeniz olursa kalkacağım. Önce Vikinglere gittim, kale arkası tribününde taraftarlar. Onlarla bir 10-15 dakika
sloganlara eşlik ettik. Dedim ki sadece size gelirsek yarasalar bize küser. Biz dönüp yarasalara da giderim. Zaten ikinci yarıya yetişemeyeceğim çünkü benim proje lansman programı var. Oraya yetişmem gerekiyor. Olur dediler. Yarasalar grubuna bir girdim maraton tribününde. Ben girer girmez halkın başkanı halkın arasında gibi bir slogan, tam hatırlamıyorum şu anda, başladı. Ben de taraftara doğru yöneldim, selam verdim. Bir baktım Mehdi Başkan aralarında. Tabii bizim Mehdi Bey'le eskiye dayalı bir hukukumuz var. Beraber aynı baro çatısı altında meslek icra etmişliğimiz var. Avukatlığını üstlendim geçmişte tutuklandığı zaman. Siz avukatlığını bu KCK davalarında yargılanırken mi üstlenmiştiniz? Ya şimdi bu FETÖ kumpası dediğimiz kapsamda bir, o zaman da çok göze batan bir operasyon dizisi vardı. Öcalan'ın avukatlarını işte örgüte Öcalan'ın talimatlarını iletiyor diye tutuklamaya kalkmışlardı. Evet. Mehdi Bey de onlardan biriydi. İşte Silivri'de o zaman yargılanıyordu. Ben de avukatlığını üstlendim kendisinin isteği üzerine. Çok şükür tahliye oldu da henüz daha dosyadan beraatini alamadık. Çünkü çok sanıklı, çok çetrefilli, birleşen dosyası çok olan bir dava dosyası maalesef. Henüz oradan sonuç alamadık. Neyse karşılaştık, selam verdik. O sırada Batman'ın yerel bir medya ajansı fotoğrafı alıp paylaşmış. Biz stat'tan çıktığımızda fotoğrafın yayıldığını gördük. Tamamen rastlandı sadece. Yani tesadüfen gelişmiş bir olay ama şunu söyleyebilirim. Batman'ın ve bölgenin ve belki Türkiye'nin de özlediği bir kare. Yani gönlü barıştan yana, huzurdan yana, kardeşlikten yana olan herkesi sevindiren bir kare oldu. Neticede biz seçimde şu anda rakibiz. Mehdi Bey kendisi kazanmak istiyor. Ben kendim kazanmak istiyorum. Ama kim kazanır bilemeyiz. Biz kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Herkese değmeye çalışıyoruz. Herkesle birebir temas etmeye çalışıyoruz. Tabii yarım milyon nüfuslu bir Batman. Ne kadarına bir 30-40 gün içerisinde erişebilirsiniz. O ayrı bir mevzu. Ama yine de elimizden gelen çabayı göstermeye gayret ediyoruz. Ama bizim özellikle çizdiğimiz çerçeve şu. Asla rakibine vurma. Rakibinden konuşma. Kendini anlat, ne istediğini halkına izah et, sana güvenirlerse, senin yapabileceğine inanırlarsa oylarını sana verirler. Bunun ötesi 1 Nisan sonrası işte mevcut bilindik siyasi halin devamı olur. Bu siyasi atmosfer, seçim aslında toplumsal huzuru, barışı, kardeşliği, ötekini kabul edebilmeyi, onunla bir arada yaşayabilmeyi göstermen de bir imkanı siyasiler açısından. Herkes gider Mersin'e, biz şu an gidiyoruz tersine. Şimdi DEM Parti sözcüsü dedi ki o bizim için sadece bir fotoğraf karesi değil dedi. Bir tarih var arkasında. İşte 90'larda yaşanan işte Hizbullah PKK çatışmalarından bahsetti. Böyle bir tarihi var aslında, gerçekten de böyle acılı olaylar yaşandı çok fazla. Bunlarla yüzleşildi mi? Yani bununla bir bu çatışmalarda ne noktada toplum en azından bunları aştı mı? Siz nasıl görüyorsunuz? Ya şöyle Yıldıray Bey, bir özeleştiri vermedi diyor. Öyle bir şey de var henüz. Evet. Bir özeleştiri, yani o dönemlere ilişkin olarak bir özeleştiri de vermediler diyor size yönelik olarak, yani Hüdapar'a. Aslında şöyle söyleyeyim, DEM Parti sözcüsü bilmiyorum PKK'nın sözcüsü mü, DEM Parti'nin sözcüsü mü? Çünkü bahsettiği çalışmalar PKK-Hizbullah çatışması olarak tarihte yerini almış. Benim çocukluğuma denk gelen dönemler. Biz Hüdapar olarak Hizbullah değiliz. DEM Parti de bildiğim kadarıyla PKK değil. İki örgüt arasındaki kanlı çatışmaların tarafı olmayan bir parti ne diye bunu bu topa girerek bunu anlatıyor? Açıkçası aslında ona da sormak gerekiyor. Peki bu... Sesim geliyorum. Evet geliyor. Dinliyoruz. Evet. Bu konuda bir yani size yaklaşımda, yani partiler çok sert. Yani parti kendi adayını bile hırpalıyor ve işte inceleme başlattık, soruşturma başlattık diyor. Peki tabanda nasıl bir tepki var size, ya da nasıl tavırlar, nasıl bir farklılaşma görüyor musunuz? Geçen bir Space odasında da söyledim aslında. AK Parti ve DEM Parti genel merkezleri sakın duymasın dedim. Bizim AK Parti tabanı seçmeniyle de DEM Parti tabanı ve seçmeniyle aramız çok iyi. Oy verir vermez ben ona hiç girmiyorum. Ama bizim aramız çok iyi. Çünkü biz birbirimizin dilinden anlıyoruz.
Geçmişte benim gibi acı çeken yüz binlerce insan var. Yüzlerce aile var en azından Batman'da. O günlerin geri gelmesini hiç kimse istemiyor. Ne oldu, nasıl oldu? Örgütler gitsinler, kendi hesaplaşmalarını yapsınlar, toplum önünde öz eleştirimi vermeleri gerekiyorsa versinler. O bizim konumuz değil. 30 yıl önce, ben 12-13 yaşındayken yaşanmış birkaç yıllık hadisenin gelip bugün 2012 yılında kurulmuş Hüdapar'ın 2024 yılında diyelim, gerçi ismi değişti ama 2023 yılında kurulmuş olan DEM Parti'nin hesabına yazmak, onları bu işte suçlamak, onlardan bir öz eleştiri istemek ne kadar akla mantığa uygun açıkçası bunu da sormak, sorgulamak gerekiyor. Neticede şu var, biz 40 yıldır Kürt meselesinin sonuçlarıyla muhatap oluyoruz ve 40 binden fazla insanımızı kaybettik. Bu az bir rakam değil. İşin maddi boyutunu hiç katmıyorum bile. Ama silahla, şiddetle, çatışmayla 40 adım ileri gidemedik. Bugün Kürtler adına elde ettiğimiz kazanımların hiçbiri silah zoruyla, şiddet zoruyla elde edilmiş kazanımlar değil. Çözüm sürecinin öncesinde ve sonrasında geliştirilen bir iradenin neticesidir. Ama bizim de bu çözüm için atılan adımları çoğaltmak, nihayetinde nihai bir çözüme kavuşturmak için yasal, meşru siyaset zemininde yürüme sorumluluğumuz var.